Herkese selam dostlarım. Oyun Başkanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle patron oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümü hatırlayacaksınız arkadaşlar. Şuraya bir demir madeni kurmuştuk. Bu demir madeni pek çalışmıyor. Sebebini de söyleyeyim. Şurası dağlara yakın bölgeler. Maden kaynağı geçtiği için o taraflara kurmamız gerekiyormuş. Hemen buradan kaldırdım. Buraya kuruyorum arkadaşlar. Ki bu hemen buraya kurup çalıştırmamız gerekiyor. Yoksa İşler biraz sıkıntı arkadaşlar. Yani açlıktan insanlar ölmeye başlayacaklar. Şöyle zamanı biraz hızlandıralım. Gördüğünüz gibi mesela şurası gerekli kaynaklarda stok yok diyor. Bunun sebebi arkadaşlar yıllık demir istemesi. Bakım masrafı olarak. Aynı şekilde buradaki de. O yüzden hemen bu demir ocağını tamamlayıp 2-3 tane işçi verip hemen bu işi halletmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, maden ocağımız şimdi tamamlandı. İki kişi verdim oraya. Yıllık üretim 300 görünüyor şu an. Üretim de yavaştan başladı. Ya bu hiç olmazsa şimdi şunlar çalıştırmaya başlasın. Şunların yıllık vergilerini verelim. Çünkü Ekim ayı geldi. Şu an büyük sıkıntı var yani. Kasım'dayız mesela. Şu an buraların işliyor olması lazım ki biz kışa biraz yiyecek biriktirelim, yani sıkıntı o yüzden. Evet dostlarım, şu an kış ayını atlatmış bulunmaktayız. Çok şükür herhangi bir sıkıntı da olmadı. Büyük bir ihtimalle ben bu kısımları hızlandırmış olarak izlersiniz. Sıkılmayın diye böyle yapacağım. Gördüğünüz gibi bu limanı tamamladık. Ve yemek konusunda da bayağı yol kat ettik. Limanı tamamlayınca. Lordum kralın danışmanları bir istek listesi gönderdi. Resmi bir sebep belirtilmedi. Sadece bir liste. Ne? Onlara resmi bir ret gönderin, mümkün olduğunca kibar olsun. Kurutuyorlar ama krala karşı gelemeyiz. Yani şimdi ne desem bilemedim. Şöyle demek istiyorum ya. Evet arkadaşlar, yemek sorununu çözdüğümüze göre artık biz şu küçük güzel parkımızı yapalım diyorum. O yüzden şuradan araştırmaya gelip küçük heykeli araştıralım. Ek ve kes diyelim. Burası da aynı şekilde yapsın. Yoksa odun da bize yetmeyecek. Biz bunun önlemini hemen alalım arkadaşlar. Bir kömür madeni kuralım. Kışın yakacak sıkıntı olabilir. Hemen şöyle şuraya bir tane kömür madeni. Şimdi şuradan küçük heykelimizi alalım. Bu kadarcık yerde mi kapsıyor bu ya? İnsanlar niye bunun ortasından gelip geçiyor acaba? Şöyle koysam 3 tane ortaya değil de şöyle. Tamam. Bence gayet güzel. Şimdi küçük park. Ortaya da şöyle bir tane küçük park. Bu da gayet güzel. Bunlar yapılsın abi. Atölyeden önce bir şuraya taş ocağı kuralım. Evet tamam. Şu an kömür madenimiz de işlemeye başladı. Araç gereç bir falan diyor. Şimdi bizim galiba şu atölyeyi de kurmamız gerekiyor. Şöyle şurada dursun atölyemizde. Yeni yapacağımız evleri bence direkt şu şekil evlerden yapmaya başlayalım. Yavaştan bu tarafı böyle yıka yıka temizleriz artık yani. Yani yeni ev modeline geçeriz. Çünkü bu evler yalıtım malzemesi çok kötü evler.
Hatta şurayı kaldırayım ben tekrardan yapayım. Çünkü yola sıfır yapmamışız orayı. Şöyle gel abicim. Tamam. Şimdi gayet iyi oldu. Evet, gördüğünüz gibi çıramız da bayağı var. Ondan yana da problem yok. Ne alabiliriz başka? Kömür alabiliriz. Kömür alalım. İnsanların üzerine giysi alalım arkadaşlar. Giysiler de çok önemli. 32 tane giysi alalım. Hatta 32'den de fazla alalım. Nüfusumuz bayağı var. Tavuk alalım. Şöyle. Sonra bitkiler, balık falan gerek var mı bilmiyorum. Yok bence. Yengeç. Yengeç de alalım. Farklı bir şey yesinler. Alım satım diyorum. Tamam. Şimdi evimizin bir tanesini tamamladılar aslında. Gördüğünüz gibi bu ev biraz daha iyi yani buna göre. O yüzden biz bunları yapmaya başlayalım yavaştan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçükten yavaştan gelişiyoruz aslında. Güzel de bir mekanımız oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Park etraftaki mutluluğu artırır diyor. Çok fazla bir alanı kapsamıyor aslında ama biz genel güzellik içinde güzel olduğunu düşünüyorum yani. Şuraya heykellerimizi diktik. Envanter de olmak üzere. Bir depoda mı yapmamız gerekiyor yani? Depoyu nereden yapıyorduk? Bir saniye bakayım. Depo şurada aynı. Depo bir tane daha yapalım ya. Şuraya yine aynı buraya yapalım. Hadi şöyle çevirsek. Evet, depolarımız burada olsun arkadaşlar genelde çünkü burası bütün alana daha hakim olduğu için buraya burada olması daha mantıklı yani. Kömür madeni atölye. Biz taş madenine hiç yani taş ocağına hiç işçi vermemişiz. Bu da büyük eksiklik. Bir tane işçi verelim hiç olmazsa biraz çalışsın o da. Oraya bir yol açsak mı diyeceğim de. Gerek yok ya getirirler. Bu 26 kişi olduk. Nasıl boşta işçi yok ya? Yani şu an kıyamet gibi işçi var. Daha nasıl işçi yok? Ben onu anlamıyorum yani. Neyse şuradan biz hemen küçük heykeli araştırmıştık. Şimdi bence kıyafet dükkanını yapmamız gerekiyor. Çünkü kışın daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Aynen şu an verdim. Ya bence her şeyi şu an düzene soktuk aslında. Birazcık şöyle kömür alabiliriz aslında biliyor musunuz? Biraz daha kömür alabiliriz. Ondan sonra ne alabiliriz? Demir alabiliriz arkadaşlar. Demir de bizim için gayet önemli. Demirden hatta bayağı alalım çünkü bize çok lazım oluyor demir ya. Bitti araştırın diyor. Alım satım diyelim. Bize direkt bir kömür göndersin bakalım. Kömür ve şey pardon. Demir göndersin. Çünkü bunlar bize lazım olacak. Küçük gölet. Evet. Bakın bunu araştırmamıştık. Unutmuştuk abi. Bu güzel. Küçük çeşme. Hemen bunları yapalım. Şöyle şu köşeye koyalım bence küçük göleti. De küçük çeşme. Bak küçük çeşme olabilir aslında. Küçük çeşme bir tane şuraya. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam burası güzel bence bu park. Bayağı da neşeli bir park oldu yani. Taş, demir, bayağı da materyalimiz var. Şimdi şuradan yine bize alışveriş yapacağız. Yine demir isteyeceğim arkadaşlar. Demirde sıkıntılar var çünkü biraz. 200'e kadar demir alalım yani. Ondan sonra da bayağı bir süre bir şey almadan idare edebiliriz. Çünkü bu kadar da aldıktan sonra artık yeter yani. Her şeyimiz var çok. Aktara gerek yok. Şimdi buradan atölyeye gelelim bakalım şey araştırma menüsüne.
tüm bütçeleme diyor. Bunu da araştırmaya verelim. Arkadaşlar bugünlük burada noktayı koyalım isterseniz. Çünkü video süresi de bayağı uzun oldu. Şimdi ben bunu editleyip YouTube'a falan atacağım. Daha herhangi bir şeyim falan yok yani böyle videolarımı editleyecek bir moderatörüm falan herhangi bir şeyim yok. Her şey kara düzen kendim yapıyorum. O yüzden bugünlük burada sonlandıralım isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.